Saygıdeğer dostlarım, hayırlı günler olsun inşallah. Gününüz güzel, geleceğiniz parlak, huzurlu, sağlıklı ve atanmış bir şekilde geçer. Bunun için de uğraşmaya çalışıyoruz arkadaşlar. Elimizden geldiği kadar size yardımcı olmaya çalışıyoruz. Yine bugün bir memur alım ilanı videosu çektik ve 256 personeli ilgilendiriyor. Yani 256 devlet kapısı inşallah birer tanesi size düşer, siz de sevinir. En azından şu kardeşinize dua edersiniz. Bugünkü videomuzda 11 belediye, 1 banka ve 1 kurumdan bahsetmiş olacağız. Kısaca isterseniz bunların içeriğiyle ilgili size bilgi vereyim, sonra detaylara geçelim. Muğla Marmaris Belediyesi'nden 9 zabıta alımı, Emlak Bankası'ndan 12 meslek elemanı, Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin 27 can kurtaranı, Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi Müdürlüğü'nün 20 kadrolu personeli, Hatay İskenderun Belediyesi'nden 65 personel, Sakarya Karasu Belediyesi'nden 6 zabıta, Ankara Çankaya Belediyesi'nden 8 zabıta, İstanbul Beylikdüzü Belediyesi'nden 8 büro memuru, Et ve Süt Kurumu'ndan 40 kamu personeli, Afyon Kayıhan Belediyesi'nden 4 temizlik personeli, Manisa Alaşehir Belediyesi'nden 17 beden işçisi, Tekirdağ Çerkezköy Belediyesi'nden 5 otopark görevlisi ve Konya Cihanbeyli Belediyesi'nden 35 temizlik görevlisi alım ilanından bahsetmiş olacağız inşallah. Buyurun arkadaşlar, hemen başlayalım. Öncelikle Muğla Marmaris Belediyesi'nin 9 zabıta ilanından başlayalım. Arkadaşlar 28 Haziran 2021 günü başvuru tarihi son buluyor. Adaylar için başvuru şekli tabii ki zabıta olduğu için bizzat adrese gidip orada başvurunuzu gerçekleştirmeniz gerekiyor arkadaşlar. Marmaris Belediye Başkanlığı İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü'ne şahsen başvuru yapacaksınız. Adaylardaki aranan özel nitelik olarak erkeklerde 1.67, bayanlarda 1.60 santimin altında olmayacak ve +10 boy kilo endeksi de bulunmuş olacak. Yaş olarak da sınavın yapılacağı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmak şeklinde bir ifade var. 9 zabıta memurunu hangi pozisyonlarda alacaklar? Lisans düzeyinde eğitim veren fakültelerin İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi bölümlerinden mezun olması, en az A ya da B sürücü belgesine sahip olması, 2020 yılı KPSS sınavından KPSS P3 puan türünden en az 70 almış olması gerekiyor arkadaşlar. Diğer bir ilanımız Türkiye Emlak Bankası alım yapıyor dedik. 12 genel bankacılık meslek elemanı alacak. KPSS ve ikamet şartsız arkadaşlarım. Başvurularınız https://kariyer.emlakbank.com.tr adresine online olarak gerçekleşecek. Önce o adrese üye olmanız gerekiyor arkadaşlarım. En az ön lisans mezunu olması, alanında en az 2 yıl deneyimli olması, ofis ve bilgisayar programlarını aktif şekilde kullanabiliyor olması, yazılı ve sözlü iletişim becerisine sahip olması, Türkiye İş Kurumu'na kayıtlı veya yasa gereği engelli kapsamında değerlendirilebilecek olmak, engellilik derecesi %40 ve üzeri olmak, tercihen 20 ya da 40 yaş arasında olmak ve aktif iş ortamına ve temposuna uyum sağlayabilmek gerekiyor. Arkadaşlarım, engelli arkadaşlarım için bu. Adaylar başvurularını 27 Temmuz 2021 tarihine kadar o biraz önce belirtmiş olduğum adres üzerinden gerçekleştirebilirler. Diğer bir ilanımız Bursa Büyükşehir Belediyesi arkadaşlar, ilkokul, ortaokul, lise, üniversite mezunu hiç fark etmiyor. 27 can kurtaran alımı gerçekleştirilecek ve son başvuru tarihi 27 Haziran. Pazar günü arkadaşlarım bu ilan tarihi son buluyor. Başvuru şekli olarak kurum e-posta adresine info@bintet.com.tr adresine online olarak yapacaklar. Hangi nitelikteki arkadaşlarım? 18 yaşını tamamlamış olmak, herhangi bir şekilde bir suça bulaşmamak, işlememek, herhangi bir şekilde yatmamış olmak, en az ilkokul mezunu olmak, bakın burada herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emekliliğe hak kazanmamış olmak veya emekli olmamak, en az ilkokul mezunu olmak, tercihen 3 yıl deneyimli olmak, müracaat tarihi itibariyle en az 2 yıldır Bursa ilinde ikamet ediyor olmak, Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu'ndan alınmış 2021 yılında geçerliliği bulunan Gümüş Can Kurtaran belgesine sahip olmak arkadaşlarım. Şimdi diğer bir ilanımız Mersin ili iş ilanları kapsamında oluyor. Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü bünyesinde kadrolu statüde çalışacak arkadaşlara ihtiyaç olduğu söylendi. 2 ile 6 Ağustos arasında arkadaşlarım şahsen veya posta yolu ile başvurunuzu gerçekleştirebileceksiniz. Gerekli belgelere de bu aşağıdaki başvuru kılavuzundan erişim sağlayabilirsiniz. Yani kendi sitesine girdiğinizde hangi evrakları istediklerine dair var belgeler, o belgeleri beraberinizle götürmüş olmanız gerekiyor. Başvuru hakkında KPSS'den en az 75 almak gerekiyor arkadaşlarım. Diğer başvuru genel ve özel hususlara başvuru kılavuzundan da ulaşabiliyorsunuz.
Arkadaşlarım, bir memur halkla ilişkiler, halkla ilişkiler ve reklamcılık, reklamcılık ve halkla ilişkiler, halkla ilişkiler ve tanıtım lisans mezunu olması isteniyor. 4 memurun iktisat, işletme, kamu yönetimi, siyaset bilimi, kamu yönetimi, maliye, çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri, ekonometri, ekonomi, ekonomi ve finans lisans programlarından mezun olması gerekiyor. 5 bilgisayar işletmeni için büro yönetimi ve sekreterlik, büro yönetimi ve yönetici asistanlığı, ön lisans programından mezun olması ya da Milli Eğitim Bakanlığı onaylı bilgisayar işletmeninin sertifikasına sahip olması. Bakın, ben bunu daha önceki videolarımda bahsettim. Bilgisayar işletmeninin sertifikası, bakın, ne işe yarıyor, neye kadir diye ayrıyeten çekmiş olduğum bir video var. O videoda da olduğu gibi, bakın, yine MEP onaylı bilgisayar işletmeninin sertifikası isteniyor arkadaşlarım. Ya da dışarıdan almış olduğunuz 60 saatlik hizmet içi eğitimlere katılıp başarılı olduğunuzu gösterir belgeye de sahip olmanız gerekebilir. Ya da şöyle bir şey söyleyeyim. Gerçekten bu okulu okurken, atıyorum, hangi okulu okursanız okuyun, bilgisayar dersini aldığınızda dair elinizde bir transkript varsa onunla da başvuru yapabilirsiniz. İki mühendis alınacak, harita mühendisi lisans mezunu olmanız gerekiyor. Bir mühendis, bilgisayar mühendisi, bir makine mühendisi, bir elektrik elektronik mühendisi kendi ilgili bölüm mezunu olması gerekiyor. 4 mühendis de inşaat mühendisliği programında mezun olması gerekiyor. Bir mühendis de orman mühendisliği lisans programından mezun olması gerekiyor arkadaşlarım. Diğer bir ilanımıza baktığımız zaman, Hatay ili İskenderun Belediyesi bünyesinde 8 ünvanda vasıflı vasıfsız 65 personel alımı gerçekleştirilecek. Başvuru zamanı 2 Temmuz 14 Temmuz tarihleri arasında gerçekleşecek. Başvuru da şahsen yapılacak arkadaşlar. Şimdi burada hangi özelliklere sahip olmanız gerekiyor? Özellikle yaş konusunda söyleyelim. 19-41 yaş arasında olmak, erkek adaylar için askerlikle ilişkinizin bulunmaması ve İskenderun ilçesinde ikamet ediyor olmanız gerekiyor. 2 aşçı alıyorlar. Meslek yüksek okullarının ilgili bölümünde mezun olması, meslek liselerinin ilgili bölümlerinde mezun olmak veya çıraklık eğitim merkezinden alınmış MEP onaylı ustalık ya da kalfalık belgesine sahip olmak ya da MEP onaylı mesleki kurslara ait belgeye sahip olmak arkadaşlar isteniyor. 14 bahçıvan alınacak. Bahçıvanlık Eğitim ve Uygulama Merkezi'nden alınmış belgeye sahip olmak, MEP onaylı ustalık ya da kalfalık belgesine sahip olmak ya da MEP onaylı mesleki kurslara ya da bilgiye sahip olmak. 14 garson alınacak. Meslek liselerinin ilgili bölümlerinde mezun olmak veya çıraklık eğitim merkezinden alınmış MEP onaylı ustalık ya da kalfalık belgesine sahip olmak. 27 beden işçisi alınacak. Ortak nitelikler haricinde başka bir nitelik aranmıyor arkadaşlarım. 2 inşaat ustası alınacak. Bina içi dışı boyama, badana, sıva gibi işlemler yapabilecek olmak, seramik, karo ve benzeri taş döşeme işlemlerine hakim olmak, meslek yüksek okullarının ilgili bölümlerinden mezun olmak ya da meslek liselerinin ilgili bölümlerinden mezun olmak, çıraklık eğitim merkezlerinden alınmış MEP onaylı ustalık ya da kalfalık belgesine sahip olmak. 2 kaynakçı için de hemen hemen aynı durum söz konusu arkadaşlar. Çatı montajı ve demontajı, korkuluk, imalat ve montajı yapabilecek olmak, oksijen kesimi, spiral taşlama ve kesim işlemlerini yapabilecek olmak, meslek yüksek okullarının ilgili bölümlerinden mezun olmak ya da MEP onaylı usta ya da kalfalık belgesine sahip olmak. Arkadaşlarım, 2 ocakçı isteniyor. Cimbali gibi çeşitli kahve makinalarını kullanabiliyor olmak, kahve çeşitlerine hakim olmak, çay, kahve gibi soğuk sıcak içeceklerin sunumunu yapabilmek. 2 su teknisyeni isteniyor. Bina içi dışı kanalizasyon ortamındaki pis ve temiz su sistemlerinde tamir, montaj, demontaj, yeniden döşeme işlemlerini yapabilecek olmak, PVC, galvanizli saç, boru ve ilgili bağlantı malzemelerine hakim olmak, arıza tespiti yapabilecek olmak, meslek liselerinin ilgili bölümlerinden mezun olmak ya da MEP onaylı ustalık kalfalık belgesine sahip olmak. Diğer bir ilanımız arkadaşlarım, Sakarya ili Karasu Belediyesi bünyesinde görevlendirilmek üzere daimi kadroda ikamet şartı olmadan, bakın bu önemli işte, ikamet şartı olmadan B ehliyeti 6 zabıta memuru alınacak. Müracaatlarınız 26 Temmuz 11 Ağustos arasında gerçekleştirilecek ve tabii ki şahsen olacak. Ortak nitelik olarak erkeklerde 1.67, bayanlarda 1.60 altında olmayacak. +10 boy kilo endeksi var. Yaş olarak 30 yaşını doldurmamış olmak ve en az B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak. Bu zabıtalar içerisinde 3 tane zabıta için hukuk fakültesi lisans programından mezun olmak, 2020 yılı KPSS sınavından P3 puan türünden 70 almış olmak. Bir zabıta için de siyasal bilgiler ve iktisadi idari bilimler fakültesi lisans programından mezun olmak, 2020 yılı KPSS sınavından 70 almış olmak. 2 zabıta memuru için de siyaset bilimi ve kamu yönetimi veya kamu yönetimi lisans programlarından mezun olmak, yine aynı şekilde KPSS'den 70 almış olmak. Arkadaşlarım, Ankara ili Çankaya Belediyesi de B ehliyetli lise, ön lisans, lisans mezunu 80 zabıta alacak. Onun da başvuru tarihi 13 ila 17 Eylül tarihleri arasında olacak. Yine şahsen başvurular gerçekleşecek. Ortak nitelik artık söyleye söyleye bir hali oldu. Erkek
erkeklerde 1.67, bayanlarda 1.60, altında olmayacak. Artı eksi 10 boy kilo endeksi, yaş 30, en az B sınıfı sürücü belgesine sahip olmuş olmak. Bunlar içerisinde 40 zabıta için erkek olmak, herhangi bir lisans programından mezun olmak, herhangi bir lisans fark etmiyor yani, 2020 yılı KPSS sınavından 75 ve üstünde almış olmak. 10 zabıta memuru için de kadın olmak, herhangi bir lisans programından mezun olmak, 2020 yılı KPSS sınavından 75 ve üstünde bir puan almış olmak. 15 zabıta memuru için erkek olmak, bu sefer de herhangi bir ön lisans programından mezun olmak, yine KPSS P93'ten 75 ve üstünde almış olmak. 15 zabıta memuru için erkek olmak, herhangi bir orta öğretim kurumundan yani lise mezunu olması ve KPSS P94'ten en az 70 ve üstünde bir puan almış olmak. Gelelim İstanbul İli Beylikdüzü Belediyesi bünyesinde görevlendirilmek üzere 45 yaş sınır 8 büro görevlisi alınacağı duyuruldu arkadaşlar. Bunlar içerisinde sadece büro görevlisi 8 tane değil, 8 büro görevlisi, şoför ve mimar desek daha da doğru olacak. Başvuru zamanı 14 Temmuz arkadaşlarım. 14 Temmuz'da son buluyor yani. Başvuru şekli olarak da kariyer@beylikdüzübelediyesipersonelas.com online adresine gerçekleşecek. Ortak nitelik olarak Türk vatandaşı olması, emekli olmamış olması, sabıka kaydı olmaması, Beylikdüzü ilçesinde ikamet ediyor olması. Bunlar içerisinde bir mimar var. En az lisans mezunu olacak. İki bölüm mezunu olması istenecektir. 45 yaş sınırını geçmemiş, kadın olmak, B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak, OTKET ve 3DC Max programını kullanabiliyor olmak. 5 büro personeli içinde en az lise mezunu, 40 yaşını geçmemiş, bilgisayar kullanabiliyor olmak, erkek adaylar için askerlikte ilgisinin olmaması. 2 ağır vasıta şoförü için de 40 yaşını geçmemiş olmak, erkek olmak, E sınıfı sürücü belgesine sahip, SRC ve psikoteknik belgelerine sahip olmak, en az 5 yıl ağır vasıta şoförü deneyimi olmak, askerlikle ilişkisi bulunmamak arkadaşlarım. Şimdi diğer bir ilanımıza geçelim. Et ve Süt Kurumu KPSS şartsız 40 kamu personeli alacağını duyurdu. Şimdi nasıl niteliklere sahip olacak? Nereden başvuru yapılacak? Adaylar başvurularını İşkur internet sitesinden 28 Haziran 2021 tarihine kadar yapabilecekler. Başvuru şartlarında mezuniyetler tır çekici şoförü alımı için arkadaşlar. En az ilk öğretim mezunu olması gerekiyor. Karayolları Trafik Yönetmeliğindeki yeni sınıflamaya göre CE sınıfı sürücü belgesine sahip olması, SRC 3 veya SRC 4 belgesi ile güncel psikoteknik belgesine sahip olması istenmiş. Arkadaşlarım bunlar için hani İşkur'dan başvuru yapacağınız için İşkur başvuru numarası da bakın burada 40610-3254 numaralı İlan numarasından başvuru yapabilirsiniz. Kasaba gelelim. Kasap için MEP, ESK, Et ve Süt Kurumu veya İşkur tarafından düzenlenen et işçiliği ve kasaplık eğitiminden sertifika sahibi olmanız gerekiyor. MEP onaylı ustalık ve kalfalık belgesine sahip olmanız gerekiyor. En az ilk öğretim mezunu olanlar başvuru yapabilir. Bakın yine İşkur üzerinden başvuru ilan numarası burada var. Soğutma sistemi operatörü için lise ve denge okul mezunu olması, meslek liselerinin iklimlendirme sistemleri, iklimlendirme ve soğutma tesisat teknolojisi ve iklimlendirme soğutma sistemleri, soğutma ve iklimlendirme, merkezi iklimlendirme sistemleri bölümlerinde mezun olması, tehlikeli işlerde çalışabilir olduğunu sağlık kurulu ile belgelendirmesi, vardiyalı işlerde çalışabiliyor olması gerekiyor. Bakın burada yine aynı şekilde İşkur ilan numarası bulunmakta. Elektrikçi alımı için lise ve denge okul mezunu olanlar yapabilir demiş. Meslek liselerinin elektrik tesisatçılığı, elektrik elektronik teknolojileri, elektrikçilik bölümü mezunu olması gerekiyor. Onun da İşkur ilan numarası arkadaşlarım burada var. Makine bakımı alımı için ise arkadaşlarım lise ve denge okul mezunu olanlar yapabiliyor. Meslek liselerinin makine teknolojisi, makine bakım onarım bölümlerinden mezun olması gerekiyor. Onun da İşkur ilan numarası 40610-2579. İki tane tabii onun içinde. Süthane veya mandıra işçisi alımı için en az ilk öğretim mezun adaylar başvuru yapabilir. Tehlikeli işlerde çalışabilir olduğunu sağlık kurulu ile belgelendirmesi, vardiyalı işlerde çalışabiliyor olması gerekiyor. Bundan da 20 adet arkadaşlar alınacak. İşkur ilan numarası da 40610-2626. Süt ve süt ürünleri işlemecisi alımı için en az ilk öğretim mezun adaylar başvuru yapabilir. Süt ve süt ürünleri ile ilgili ustalık ya da kalfalık belgesine sahip olması veya ilgili okulların yani meslek lisesi, ön lisans veya lisans süt ve süt ürünleri ile ilgili bir bölümde mezun olması veya süt
süt ürünleri sektöründe 2 yıl süre çalıştığını SGK dökümü ve hizmet belgesiyle belgelendirmesi gerekiyor. Bundan da 11 kişi alınıyor arkadaşlarım. 40610-2752 ilan numarası. Diğer bir ilanımız Afyonkarahisar Kayıhan Belediyesi bünyesinde görevlendirilmek üzere daimi kadroda ilkokul, ortaokul, lise, üniversite mezunu 4 temizlik personel alınacak. 29 Haziran son başvuru tarihidir. Yine başvuru da şahsen yapılacaktır arkadaşlarım. 4 temizlik görevlisi için en az ilkokul mezunu olması, en az 6 aydır Kayıhan kasabasında ikamet ediyor olması gerekmektedir. Adaylardan hangi belgeler isteniyor? Kimlik fotokopisi, son 6 ay içerisinde çekilmiş 2 adet vesikalık fotoğraf, adli sicil kaydı, diploma fotokopisi ve özgeçmiş istenmektedir. İşkur kurum dışı ilanlarda yayınlanan duyuruya göre diğer bir ilanımızda Manisa ili Alaşehir Belediyesi bünyesinde görevlendirilmek üzere daimi kadroda 17 beden işçisi alınacak. 29 Haziran bunun için de son başvuru tarihidir. Başvuru şekli de yine şahsen yapılacak. 17 beden işçisi için de en az ilkokul mezunu 18 yaşını doldurmuş, erkek adaylar için askerlik görevini yapmış ya da muaf olmuş veya Alaşehir ilçesinde ikamet ediyor olması. Arkadaşlarım, Tekirdağ ili Çerkezköy Belediyesi bünyesinde 5 otopark görevlisi alınacak. En az ilkokul mezunu olması gerekiyor arkadaşlarım. 3 Temmuz son başvuru tarihidir. Yine şahsen yapılacaktır. 4'ü için 4 otopark görevlisi için erkek olması, en az ilkokul mezunu olması, 1 büro elemanı için de üniversitelerin işletme fakültelerinden lisans mezunu olması, bayan olması ve Çerkezköy ilçesinde ikamet ediyor olması. Son ilanımız arkadaşlar Konya ili Cihanbeyli Belediyesi bünyesinde görevlendirilmek üzere geçici kadroda en az ilkokul mezunu 55 yaş sınır temizlik personeli alınacağı duyuruldu. 28 Haziran son başvuru tarihidir. Adaylar başvurularını Cihanbeyli Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğü'ne şahsen gerçekleştirilecek 35 temizlik görevlisi için arkadaşlarım 18-55 yaş arasında olması, kamu haklarında mahrum bulunmaması, en az ilkokul mezunu olması, son 6 aydır Cihanbeyli ilçesinde ikamet ediyor olması. Arkadaşlarım bayağı bir zamanınızı aldı ama 256 tane personelden bahsettik. Tam 11 şehir, 11 belediye, 1 banka ve 1 kurumdan bahsettik. İnşallah hakkınızda hayırlısı olur. Takipte kalın. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun arkadaşlarım.